Sevgili Zorba TV dergi izleyicileri, Düşünsel İz Düşümler programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Profesör Doktor Levent Bayraktar hocamız olacaktır. Kendisiyle Türkiye düşüncesinin felsefi tarafını konuşacağız. Bu bağlamda da Türkiye'de felsefe dediğimizde programa başlamadan önce de yakın zamanda kaybettiğimiz Mübahat Türker Küel hocamızı da rahmetle anıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bu hassasiyetiniz için. Evet. Hocamız Profesör Doktor Mübahat Türker Küel bu Türk düşüncesi alanını dünya çapında temsil etmiş, eserleriyle bu alanın literatürünü oluşturmuş bir şahsiyettir. Çok teşekkür ediyorum. Ben de rahmetle, saygıyla anıyorum kendisini. Evet hocam. Hocam şimdi Türkiye'de felsefe ya da Türk düşüncesinde felsefe dediğimiz zaman nereden başlayacağımız noktasında çeşitli söylemler var. Bu noktada da mitolojilerin Türkiye'deki felsefeye ya da Türk felsefesine katkıları bağlamında ne söyleyebiliriz? Evet, teşekkür ederim. Türk düşüncesinin tarihsel bir derinliği var elbette. Ve bu İslam öncesi dönemlere kadar geri iniyor. Ve her düşünce aslında bir şekilde kendi mitolojisiyle bağlantı kurarak oluşmuştur. Bu Batı felsefesi için de böyledir, Türk felsefesi için de böyledir. Türklerin İslam olmazdan önce sahip olmuş oldukları töreleri, gelenekleri, devlet sistemleri, toplum yapıları, bu toplumu şekillendiren ahlak unsurları, bunların hepsi onların mitolojilerine yansımıştır ve mitolojilerinden gelen bir felsefi zemin söz konusudur. Mesela alplik, yiğitlik, cesaret, bilgelik gibi erdemler Türklerin mitolojilerinin özel unsurlarıdır. Ve bunlar bize şunu gösterir ki Türkler tarih boyunca devletsiz yaşamamışlardır. Devlet çok önemli bir organizasyondur. Çünkü devlet kurmak sıradan bir başarı değildir. Devlet kurabilmiş olmak için bir toplumun kendisi hakkında bir benlik şuurunun olması, kendi dilinin, tarihinin, örfünün, adetinin farkında olması ve bunu da adalet ideası ekseninde oluşturmuş olması gerekir. Dolayısıyla Türk mitolojisinin yine zeminine indiğimizde orada derin bir adalet duygusu, o adalet duygusunun yansıması şeklinde bir toplumsal yapı ve bunun da bir örgütlenme biçimi olarak tahakkuku söz konusudur. Bu bakımdan mitoloji ile felsefe arasında da bir süreklilik görme imkanı vardır. Evet, hocam bu bağlamda düşündüğümüzde aslında mitolojiyle başlayan bir süreç Türk düşünce felsefesinin aslında medeniyetlerle de ilişkisini ortaya koyuyor. Dediğiniz gibi medeniyetleri düşündüğümüzde işte adalet duygusu ya da güç duygusu bunlarla ilgili bağlantılar vardır. Türk felsefesi ya da Türk düşünce tarihi dediğimizde de medeniyetlerin kesinlikle bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum ben. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Evet, bu medeniyet mevzusu benim çok sevdiğim bir konu. Çünkü medeniyet aynı zamanda felsefenin somutlaşmış halidir. Biz felsefeyi nerede görüyoruz? Sadece adı felsefe olan eserlerde değil, aynı zamanda onun sosyal bir teori olarak ve bir örgütleniş biçimi olarak hem devlette hem de o devletlerin de üzerinde bir idrak ve tasavvur olarak medeniyet algısında görüyoruz. Dolayısıyla medeniyet dediğimiz o bütünlük sıradan bir insanlık başarısı değil. Medeniyetin oluşabilmesi, anlaşılabilmesi ve serpilebilmesi için mutlaka bir bilgi zeminine ihtiyaç var. Yani bu tesadüfen oluşmuş olan bir gerçeklik değil medeniyet. Medeniyetin mutlaka bir bilgi zemini var. O bilgi zemini dediğimiz andan itibaren bir pozitif bilgi, yani bilim dediğimiz insanlık başarısının teşekkül etmiş olması icap ediyor. Daha sonra da bunun ahlakla, hukukla, sanatla, felsefeyle bütünleşik bir şekilde medeniyet verimlerinin hepsinin ortaya çıkmış olması, bunların bir gelenek olarak yaşıyor, yaşatılmış ve yaşatılacak olmasına dair bir azmin ve kararlılığın da olması gerekiyor. Dolayısıyla nerede medeniyet varsa orada mutlaka bir felsefi çıkış vardır ve nerede bir felsefi gelenek varsa mutlaka orada da bir medeniyete doğru bilinç ve yaşayış söz konusudur. Evet hocam. Hocam medeniyetlerin Türk medeniyetini düşündüğümüz zaman birçok felsefi gelişim olmuştur bu anlamda. Bu felsefi gelişimin aktarımı konusunda ileriye taşınması noktasında siz yeterli buluyor musunuz bu medeniyetteki felsefenin? Şimdi bu mutlaka bir bilinç meselesi. Evet. Yani bunun olabilmesi için sizin yetişmiş
medeniyet tarihçileriniz, medeniyet filozoflarınız, kültür tarihçileriniz, bilim tarihçileriniz, sanat tarihçileriniz olmalı ve bunların sadece tarihi bakımdan değerlerinin ve mevcudiyetlerinin tespit edilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda bunların bir kültür olarak yaşadığımız günde güncel şekilde büyük örneklerinin de verilebiliyor olması lazımdır. Dolayısıyla sadece bir sanat tarihi bilgisi yetmez. Onun içerisinde bir sanat ortamınız var mı? Yetişmiş sanatçılarınızın takdir edilebilmesi, onların kendi aralarında bir sanat piyasası tırnak içerisinde olumlu manada söylüyorum, oluşturabilmiş olmaları, aynı şekilde bilimin de, felsefenin de paylaşılabilir ortamlarının olması gerekir. Bu da bir gelenek meselesidir. Yani medeniyet tesadüfen kurulmadığı gibi bu gelenekler de tesadüfen oluşmaz. Bunların meydana gelebilmeleri için nesillerin, kuşakların birbirlerine bağlanmaları ve aralarında da bir bütünlük, bir eski tabirle imtidat, yani bir sürekliliğin tesis edilmiş olması gerekir. Dolayısıyla gelenek gerçekten medeniyetin taşıyıcısı, oluşturucusu bir ortama karşılık geliyor. Evet, aslında hocam Türk medeniyeti dediğimiz zaman karşılıklı olarak İslam ülkelerini düşündüğümüzde İslam medeniyeti dediğimiz bir kısım da var. Bu bağlamda iki medeniyetin karşılıklı ilişkileri de söz konusu olmuştur. Siz bu noktada ne düşünüyorsunuz acaba? Elbette, çünkü Türklerin İslam medeniyetine girmezden önce de yüksek bir medeniyetleri var. Yüksek bir sanatları, yüksek bir tefekkürleri, yüksek bir sosyal organizasyonları ve bu organizasyon da bir birikim meydana getirmiş, bir müktesebat meydana getirmiş. Ama Türkler İslam'la müşerref olduktan sonra da bu birikimin yeniden bir şuurlanışla, yeniden bir organizasyonla daha yüksek bir medeniyete doğru evrildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla İslam medeniyeti cihan şumul evrensel bir medeniyet olma iddiasını Türklerle birlikte bütünleştikten sonra, bu müktesebatı da kendi hanesine kazandıktan sonra çok ileri bir aşamaya götürmüştür. Ve bunun olabilmesi için de o zamana kadarki dünyanın entelektüel kültür adına üretmiş olduğu bütün birikimleri kendisine tevarüs edebilmiştir. Bunların varisi olabilmiştir. Mesela buna örnek olmak üzere bir Beytül Hikme kurumundan bahsetmek gerekir. Beytül Hikme bir basit bir çeviri evri değildir. Ve burada sadece bir çeviri faaliyeti yapılmamıştır. Daha önce Süryani mütercimlerin burada çalıştığını biliyoruz. Onlar Yunanca bilim ve felsefe eserlerini önce Süryanice'ye, sonra Süryanice'den de Arapça'ya tercüme etmişlerdir. Daha sonra Arapça kendi içerisinde yetkin bir bilim ve felsefe dili olmuştur. Ve böylece dünyanın o zamana kadarki üretmiş olduğu bilim adına, felsefe adına ne kadar entelektüel, kültürel ürün varsa bunların Arapça dilinde tevarüs edilmesi söz konusu olmuştur. Ve bu da bir birikim, bir zemin teşkil etmiştir. Ve orijinal İslam felsefesi ürünleri bu birikimin üzerine çok kısa zamanda dünya çapında örneklerini vermiştir. Evet, evet hocam. Hocam peki şurada yani böyle bir durumda şunu da sormak istiyorum ben aslında. Batı felsefesi dediğimiz alanda ekseriyetle burayı kabul ettiğimiz noktada Türk felsefesi veya İslam felsefesinin gelişiminin olumsuz etkilenme durumu olur mu sizce? Yani sadece Batı felsefesine yönelik eğitimler verildiği noktada. Çünkü bizim ülkemizde biraz böyle olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan. Elbette tek yanlı ve tek taraflı olan her şey kritik edilebilmelidir. Çünkü hakikat çok sesliliğin olduğu yerde tezahür eder, zuhur eder, ortaya çıkar, imkan bulur. Dolayısıyla felsefenin de tek taraflı bir eğitimle değil de bütün felsefi eğilimleri, akımları, zamanları, mekanları kuşatacak şekilde olması tercih edilmelidir. Böyle bakıldığında İslam felsefesini yok sayan bir Batı felsefesi eğitimi mutlaka eksik kalacaktır. Çünkü İslam felsefesi Batı felsefesinin de olgunlaşması için bir zemin teşkil etmiştir. 12. yüzyıl Rönesansı denilen bir kavram vardır. Aydın Sayılı hocamız ve Mübaat Türker Küel hocamız bu 12. yüzyıl Rönesansı'nın anlamını çok derinlemesine ortaya koymuşlardır. Ve ne olmuştur 12. yüzyılda? Avrupa dillerine Arapçadan İslam felsefesinin klasikleri ve İslam felsefesinin korumuş olduğu, onun temelindeki daha önceki medeniyetlerin ortaya koydukları felsefeler aktarılmıştır. Böylece unutulmuş olan bir Aristo'nun, unutulmuş olan bir Platon'un ya da bir Plotinus'un
eserleri Arapça üzerinden yeniden Batı dillerine, Latince'ye geçmiştir ve bu Latince'ye geçen ortamda da Rönesans'ın temelleri atılmıştır. Dolayısıyla Batı kendisi hakkındaki bilinci bir şekilde Arapça üzerinden yapılmış olan bu çevirilere borçludur. Demek ki Ortaçağ İslam felsefesini es geçmek ya da görmezlikten gelmek, Batı medeniyetinin kaynaklarını da yeterince anlayamamak gibi bir problem doğuracaktır. Evet. Hocam, bu noktada İslam felsefesi dediğimiz kısımda İslam filozoflarının kendi iç çatışmalarıyla ilgili olarak bu alanın, İslam felsefesi alanının gelişimine bir engel oluşturur mu? Yani Batı felsefesindeki filozoflar kendilerinin çatışmalarını biraz revize etmiş durumdalar, ilerleyebilmiş durumdalar. İslam felsefesinde bu çatışmalar biraz katı oluyor. Bu noktada da biraz engel olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi onu da şöyle belki yorumlamak lazım. Bu çatışma fikri doğrudan doğruya bize tehafüt geleneğini çağrıştırıyor. Evet. Gazali'nin ve daha sonra İbn-i Rüşd'ün arasında geçen bir tehafüt tartışması vardır. Gazali filozofların tutarsızlığı demiştir. Evet. Tehafütül Felasife adlı eserinde kendisinden önceki meşai geleneği eleştirmiştir. Ve daha sonra da İbn-i Rüşd de Tehafütül Tehafütü yazarak, tutarsızlığın tutarsızlığını yazarak Gazali'nin bu tutumunu eleştirmiştir. Gazali burada aslında ne yapmaya çalışmıştı ve İbn-i Rüşd ne yapmaya çalışmıştı? Bu gerçekten de bir felsefi imkandı. Felsefi bir tartışma zeminiydi. Ve bu zemin eğer sürdürülebilseydi mutlaka bunun aşılacak yolları bulunabilecekti. Nitekim Batı medeniyetinde Descartes ve Kant, Gazali'nin açmış olduğu o imanla akıl arasındaki yolu takip ederek kendi felsefelerini ortaya koymuştu. Descartes'in Tanrı kanıtlaması ve Tanrı garantisini aldıktan sonra bilginin doğruluğunu temellendirme eğilimi Gazali'de de vardır. Ve aynı şekilde Kant'ın acaba metafizik ilim olarak mümkün müdür sorusu benzer bir şekilde Gazali'de de sorulmuştur. Ama İslam alemi Gazali'nin eleştirisini ve İbn-i Rüşd'ün eleştirisini yeteri kadar bu aydınlıkta belki de o zaman için yapamamış olduğu için sanki Gazali İslam dünyasında felsefeyi duraklatan kişi olmak gibi bir haksız ithama da maruz kalmıştır. Önemli olan bunu sürdürebilmektir. Önemli olan bu yolun açık tutulmasıdır ve eleştirinin hiçbir zaman için bir karalama olarak algılanmamasıdır. Çünkü eleştiri veli nimettir. Evet. Eleştiri size tutulmuş olan bir aynadır. Ve biz de kendi medeniyetimizi böyle bir eleştiri aynasında muhakeme edebilirsek, sorgulayabilirsek mutlaka oradan da nice çıkış yolları bulmak mümkündür. Evet. Evet hocam, peki hocam, sizin de dediğiniz gibi aslında bu eleştiriyi kabul edebilmek çok önemli bir şey. O zaman yani Farabi'nin yaşadığı dönem ya da Gazali'nin yaşadığı dönemde bunu çok fazla yapamamışız. Bu günümüze geldiğimiz noktada da yine felsefe ile iman, din çatışmasını görüyoruz. Bunu her alanda görüyoruz aslında, sadece felsefe değil. Bu noktada ilerleyiş kat edebilmiş miyiz biz sizce? Şimdi tabii bu bütün zamanların meselesi, evet, ve bütün medeniyetlerin meselesi. Buradan isterseniz böyle bir fayda umalım. Evet. Yani felsefelerin medeniyetlere katkıları neler olabilir? Eleştirel düşünebilmenin katkısı ne olabilir? Her şeyden önce eleştiri kültürüne sahip olmak, dogmatizmin o ağır temposuna yenilmemek demektir. Dogmatizmi de burada olumsuz manasıyla kullanıyorum. Çünkü malum felsefede iki manası var dogmatizmin. Bir, bilginin mümkün olduğunu ve insanlar arasında bunun iletişilebilir, öğrenilebilir olduğunu söyleyen akım. Ama daha çok sosyolojide karşılaştığımız şekliyle de sorgulamadan körü körüne herhangi bir şeye inanmak. Bu çok enteresan bir mevzu. Başka vesilelerle belki açılması mümkün olabilir. Ne hikmetse Türkçemizde ve felsefe kitaplarımızda da dogmatizm denilince bu körü körüne inanmak sadece anlatılır. Evet. Oysa ki dogmatizm bilgi mümkündür demektir. Bilginin imkanı probleminde bunu mümkün gören bütün filozoflar dogmatiktirler bu anlamda. Ama biz yine kendi konumuza dönelim. Eleştiri kültürünün ne kadar aslında anlamlı, yapıcı, inşa edici, ihya edici bir şuur olduğunu tasdik edelim, onaylayalım. Ve bu bakımdan da ülkemizde aslında hatırı sayılır bir felsefe birikimi var. Darülfünun'dan önce de, Darülfünun'dan sonra da, 33 reformundan önce de, 33 reformundan sonra da
üniversite birikimimizde hatırı sayılır bir felsefe literatürüne sahibiz. Peki sorun ne? Sorun belki de her neslin sıfırdan kendisine yeni bir felsefe dili bulmaya çalışması, yeni bir felsefe anlayışı kurmaya çalışması ve bunu kurarken de geçmişle ne hesaplaşması ne de onu tevarüz etmesi. Dolayısıyla hesaplaşmadığınız bir şeyi siz sahiplenemezsiniz, kullanamazsınız. Tevarüz etmediğiniz bir birikimi de keza aynı şekilde kullanamazsınız ve kendinizi oluşturacak şekilde ondan yararlanamazsınız. Dolayısıyla bu birikimin anlaşılması, kullanılması, tenkit edilmesi ve aşılması gibi süreçlere ihtiyacımız var. Evet hocam. Hocam felsefe tarihinde çeşitli akımlar vardır. Yani bu zamana kadar gelen süreç içerisinde. Bu akımların genelde batının ortaya çıkarttığı akımlar olarak düşünülür ki ben burada haksızlık yapıldığını düşünüyorum. İslam filozofları ya da Türk filozoflarına baktığımızda bu akımlarda oldukça katkıda bulunmuşlar. Fakat geldiğimiz noktada bu akımlar içerisinde çok fazla filozoflarımıza değinilmiyor. Yani bu üniversitelerde de bu şekilde. İşte bir rasyonalizm dediği zaman İslam filozoflarının buradaki katkıları çok fazla anlatılmıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Neye bağlıyorsunuz bu noktayı acaba? Bu işte sanki felsefe denilen şey bir batı icadıdır. Batı da yapılmıştır. Evet. Onun haricinde yapılan şey sadece bir tercümedir gibi bir yanlış algının ürünü olsa gerek. Çok da sağlıklı bir algı değil elbette. Ama yine biz iğneyi kendimize batıralım. Evet. Biz yeteri kadar kendi geleneğimizle karşılaştık mı? Onunla hesaplaştık mı? Ve onu güncellemek gibi bir derdimiz ve başarımız oldu mu? Dolayısıyla biz sorunun bu tarafında kalalım. Ve ne yaparsak biz bu geleneği yeni baştan sadra şifa olacak şekilde diriltebiliriz, ihya edebiliriz. O yüzden de bizim kendimize artık şu soruyu sormamız lazım. Bugünün düşünürleri olarak biz dünya hakkında, dünyanın gidişatı hakkında, sosyal problemler, meseleler, insanlık krizleri hakkında, medeniyet krizi hakkında ne düşünüyoruz? Bizim bir evrensel insan tasavvurumuz var mı? Bizim bir evrensel ahlak teklifimiz var mı? Bizim bir medeniyet teklifimiz var mı? Ve bu teklifleri devşirebileceğimiz kaynaklarımızın yeteri kadar muhakemesini yapabildik mi? Dolayısıyla bize bir felsefecilik mesleği lazım. Bize bir felsefeci olmak, düşünce tarihçisi olmak, onun içerisinde de bütün bir medeniyet verimleriyle bütünleşecek şekilde bir medeniyet bilinci lazım. Bu da mutlaka etik bir zihniyetin temele konulması, etik bir insanlık tasavvuru, etik bir medeniyet tasavvuru üretebilmekle alakalı görünüyor. Evet hocam. Hocam bu Batı filozoflarına baktığımız zaman Türk ve İslam filozoflarından oldukça etkilendiğini düşünüyorum ben. Onların söylemlerine baktığımızda temel altyapısında İslam filozoflarının söylemleri var. Bu noktada karşılıklı bir ilişki mi var yoksa sadece Batı'nın filozoflarımız tarafından alınan düşünceleri mi var? Şimdi tabii bu zaman içerisinde değişiklik göstermiş bir etkileşimdir. Evet. İslam dünyasının kendisinden önceki bütün birikimi tevarüs etmiş olması, bunda dini açıdan herhangi bir sakınca görmemiş olması, bugün açısından da yeniden anlaşılması gereken çok büyük bir erdemdir. Çünkü şöyle düşünülmüştü, ilim müminin yitiğidir, nerede bulursa orada alır. Dolayısıyla bu bilince yeniden erişmemiz lazım. Ama bu sadece bir tercüme hareketi olarak da kalmamalı. Bu aynı zamanda onu kritik etmek, onu aşmak, onu yeni problemler karşısında, yeni sorunlar karşısında yeniden inşa etmek şeklinde bir yetkinliğe ve yeterliliğe de dönüşmek durumunda. Anladım. Hocam aslında bu sorumu sormamın sebebi benim araştırmalarımdan kaynaklı olarak mesela Spinoza gibi bir filozofun daha öncesinde Hallacı Mansur'un Enel Hak dediğimiz Tanrı benim, ben Tanrıyım düşüncesini ele alıp panteizm ve panenteizm kavramlarını ortaya çıkartması. Üniversitelerde Spinoza anlatılırken Hallacı Mansur'a hiç değinilmeden anlatılıyor. Bu noktada biraz İslam filozoflarına ya da Türk filozoflarına haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Yani şöyle haklısınız. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin emekli ve rahmetli hocalarından Nihat Keklik Hoca'yı örnek verebilirim. Onun İslam felsefesiyle Batı felsefesi arasındaki bu karşılaşmaları ve Batı felsefesinin İslam filozoflarına neleri borçlu olduğuna dair çok kıymetli eserleri, makaleleri, araştırmaları vardır. Ve kabaca hatırlayacak olursak Batı medeniyetinde bir İbn Haldunculuk, bir İbn Rüştçülük, bir İbn Sinacılık ve bir Farabicilik akımları vardır.
Ve dolayısıyla onlar bunları büyük otoriteler olarak kabul etmişlerdir. Ve İbn Sina, Galen, Hipokrat ve İbn Sina gelmiş geçmiş en büyük 3 tıp hekimi olarak ve hakim olarak, bilge olarak Batı medeniyetinin temelinde yer almıştır. Ama biz bunu yeteri kadar yorumlamıyoruz. Yeteri kadar bunu inceleyip buradaki sürekliliği ve bu alımlama kabiliyetini, dönüştürme kabiliyetini sorgulamıyoruz. Keza İbn Haldun da hem sosyolojinin, hem tarih felsefesinin, hem toplum felsefesinin, hem siyaset felsefesinin kurucular arasında geçer. Ve Batı medeniyetine doğrudan doğruya etki yapmıştır. Bunları da yeteri kadar fark etmiyoruz. Öbür taraftan siz Farabi Spinoza ilişkisine ve Hallacı Mansur İbn Arabi ile Spinoza ilişkisine de değinmiş oldunuz. Dolayısıyla bu bütün panteizm düşüncesinin vahdeti vücut teorisiyle benzerlikleri nelerdir, ayrıştıkları noktalar nelerdir, aralarında bir süreklilik var mıdır? Bu gibi mevzuları da dikkatle takip edebilmemiz gerekir. Nitekim Cumhuriyet döneminin başlarında meşrutiyetten itibaren Türkiye'de yeni bir İbn Arabicilik teşekkül etmiştir. İsmail Fenli Ertuğrul, Mehmet Ali Ayni, Ferit Kam gibi düşünürlerimiz bu vahdeti vücut meselesini, İbn Arabiciliği yeniden incelemişler ve çok özgün yeni şeyler söylemişlerdir. Mesela bugünkü felsefeciliğimiz bu birikimle de karşılaşmalı, hesaplaşmalı ve bunu bir şekilde güncelleyebilme kabiliyetini gösterebilmelidir. Evet. Hocam sizin de söylediğiniz gibi Cumhuriyet'in başlarında vahdedi vücutla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu Cumhuriyet'in hocam 1900'lerden sonraki günümüze kadar gelen süreçte yeni bir ülke kurulmuş, yeni bir düşünce sistemi ortaya çıkartılıyor, yeni bir medeniyetleşme çabası var. Bu noktada felsefeyi nasıl ele almışlar Cumhuriyet'in başlangıcından bu zamana kadar? Sizce onu sormak istedim. Evet, burada tabii kurucu atalardan bir tanesine dönmek lazım. O da Ziya Gökalp. Evet. Ziya Gökalp ve Mehmet İzzet ve onların yanına Mustafa Şekip Tuncu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nu, İsmail Hakkı İzmirli'yi, Mehmet Emin Erişirgil'i de ekleyerek konuşacak olursak, bu kurucu kuşağın ne kadar ileri ve anlamlı bir felsefi faaliyet içerisinde olduğunu tespit etmemiz gerekir. Ziya Gökalp daha çok sosyolog olarak bilinir ülkemizde, doğrudur. Sosyolojinin kurucusudur. Sosyolojiyi bir üniversite disiplini olarak, üniversite bölümü olarak Türkiye'de kuran kişidir. Ama Ziya Gökalp sadece bir sosyolog olarak da anlaşılmamalıdır. Ziya Gökalp topyekün bir medeniyet filozofu olmaya niyet etmiştir, gayret etmiştir. Niyeti ve gayreti ortaya konulmuş olan eserden daha büyüktür denilebilir. Çünkü bu eser tamamlanmış, tamamlanabilecek bir eser değildi. Tek bir kişinin üstesinden gelinebilecek bir işe soyunmamıştı. Ziya Gökalp, siz de başlangıçta sordunuz, mitolojiden girdiniz. Türk mitolojisiyle Türk felsefesi arasındaki o bağlantıyı ilk fark eden ve ilk kurmaya çalışan kişidir. Ve dolayısıyla destanlara gitmiştir. İslam öncesi Türk tarihine, Türk geleneklerine gitmiştir. Oradan bir yeni bir felsefi heyecan türetmeye çalışmıştır. Bu heyecanın da muhasebesini yeteri kadar yapabilmiş değiliz. Ve yine onun devre arkadaşlarına değinecek olursak Mehmet İzzet. Mehmet İzzet de Türk düşüncesinde idealist akımın temsilcisidir. Ve onun hakkında abidevi bir eser diyebileceğim çalışmayı Fransa'da geçtiğimiz ay kaybetmiş olduğumuz rahmetli Coşkun Değirmencioğlu hocamız yapmıştır. Sorbon'da bir doktora tezi olarak Mehmet İzzet'i çalışmıştır. Ve yine Sorbon'da bir başka doktora tezi Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu tarafından yapılmıştır. Onun konusu da Ziya Gökalp ve Türk ailesi hakkındadır. Ve bunların arkasından gelen kuşak hemen saymış oldum. 1901 doğumlu filozoflar kuşağı. O da Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken. Her ikisinin de Türkiye'de kurucu rolleri söz konusudur. Hem sosyolojide, hem felsefede, hem Türk düşünce tarihinde, hem de Türkiye'de gelenekli bir sosyal bilimler ihdas etmek bakımından bunun kurumlarını, kuruluşlarını teşekkül ettirmek, oluşturmak ve yaşatmak bakımından büyük emekler söz konusudur. Söz buraya gelmişken Türk Felsefe Cemiyeti'ni anmadan olmaz. Hilmi Ziya'nın yine kurucular arasında olduğu bir cemiyettir bu. Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası bu bağlamda çıkmıştır. O dönemin şartları içerisinde sayısız toplantılar yapmışlardır.
Bu toplantılar bir konferans ve arkasından onun müzakeresi şeklinde olmuştur. Bu bugün bile muhtaç olduğumuz bir iletişim ortamıdır. Çünkü felsefe her şeyden önce karşılıklı bir anlayışı, diyaloğu, tartışmayı ve müzakereyi gerektirir. O zamanlar bunların yapılabilmiş olması bugün için bile ilham vermeye devam ediyor. Ve onların öğrencilerinin açmış oldukları yolda silsileyi hemen şöyle hızlıca takip edecek olursak, Hilmi Ziya'nın bir İstanbul hayatı var. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, daha sonra Sosyoloji Bölümü, daha sonra onun yanında İstanbul'da Nihat Keklik Hoca'nın çalışmaları ve Ankara'da da yine rahmetli Necati Öner Hoca'mızın çalışmaları mutlaka zikredilmeli. Necati Öner Hoca'mız Türk Felsefe Derneği'nin kurucu, genel başkanı. Onun yanında hocalarımız bu derneğe emek vermişler. Felsefe Dünyası adlı dergi kesintisiz olarak çıkmaya devam ediyor. Ve yine Necati Öner hocamızın yaptırmış olduğu doktora tezleri Hilmi Ziya'nın bu geleneğini sürdürmüştür. Materyalizmin Türkiye girişi, pozitivizmin Türkiye girişi, spiritüalizmin Türkiye girişi, naçizane benim de bunlardan ilham alarak yapmış olduğum Bergsonculuğun Türkiye girişi adlı tezler hep bir silsileyi ortaya çıkarmaya çalışan bizim birikimimiz nedir, neye sahibiz, envanterimiz nedir ve bugün bu düşüncelerin kritiğini yapma hususunda neredeyiz gibi soruların peşine düşmek şeklinde özetlenebilir. Evet, evet hocam. Hocam bu noktada bir öz eleştiri de yapmak gerekiyor bence. Bahsettiğiniz isimler çok değerli, felsefe alanında çok katkıları bulunan insanlar, düşünce alanında çok katkıları bulunan insanlar. Fakat 2000'lere geldiğimiz noktada, siz bir akademisyen olduğunuz için de bunu sormak istiyorum. 2000'lerden sonraki felsefe bölümüne giden öğrencilere baktığımız zaman böyle bir gelişimin, böyle bir çabanın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz siz üniversite öğrencileri bağlamında? Elbette bu hiçbir şekilde yeterli evet. göremeyeceğimiz bir şey. Evet. Çünkü başarının ucu yok. Yani başarı çıtasını o kadar yükseklere taşımak zorundayız ki mevcut durumla yetinmek gibi bir lüksümüz yok. Evet. Ve dolayısıyla her bir nesil kendisinden önceki nesilleri aşmakla mükellef. Ama maalesef gördüğümüz şu ki yeni nesiller gidenlerin yerini doldurmuyorlar. Evet. Umulur ki doldurulabilsin. Böyle bir gayretimiz olmalı, böyle bir idealizmimiz, böyle bir dinamizmimiz olmalı. Ama yine bu bir sevinç meselesidir. Yine bu bir etkileşim meselesidir. Yine bu bir ortam meselesidir. Küsüp sırtımızı dönemeyiz. Elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Dolayısıyla felsefeyi daha çok temsil etmek, felsefenin adını duyurmak, işlevini duyurmak ve olumlu örneklerini daha görünür kılmak gibi bir sorumluluğumuz var. Evet, aslında hocam bu soruyu sormamdaki amaç şuydu. 2000'lerden sonraki teknolojinin gelişimiyle birlikte çok pragmatik bir hayat yaşamaya başladık. Bu noktada da felsefe ilk başta pragmatik bir hayat vermiyor bizlere. Yani düşünen insan bu anlamda bir yoksunluk hissediyor. Acaba teknolojinin felsefenin gelişimine bir engeli var mı? Aslında ben bunu merak etmiştim. Yani öğrenciler bağlamında düşündüğümüzde. Elbette var ve evet. bu olumsuz bir yansımaya evet. sahip. Bir kere okuma alışkanlığını kaybediyoruz. Okuma alışkanlığıyla beraber muhakeme etme, düşünme ve itiraz etme, eleştirme alışkanlığımızı evet. ve kabiliyetimizi yitiriyoruz. Bir kere gördüğüm şeylerden birisi şu, yazımız çok bozuldu. Evet. Artık okunaklı bir yazıya hasretiz. Bu şu demek oluyor, insanlar artık kağıttan ve kalemden koptular. Oysa ki kağıt ve kalem kutsaldır. Ve hayatımızdan çıkmaması gereken şeylerdir bunlar. Çünkü insan kağıt ve kalemle düşünmeye başlar. Kendisini ifade etmeye başlar. Yazarken düşüncelerini tasih eder. Ve yazdığını okurken bir kez daha tasih eder, yani düzeltir. Bunları eğer hayatınızdan çıkartırsanız, düşüncelerinize bir nizam veremezsiniz. Düşüncelerinize bir nizam veremezseniz hayatınıza bir nizam veremezsiniz. Dolayısıyla bunlar zincirleme bir şekilde birbirlerine bağlanırlar. Öyleyse belki buradan kendi milli eğitim sistemimize de seslenmemiz icap edebilir. Birlikte düşünebilen, birlikte konuşabilen, birlikte üretebilen nesillere ihtiyacımız var. Kendi fikirlerini oluşturabilen, kendi fikirlerini oluştururken kendisinden öncekileri yok sayan değil, onlarla bütünleşen ve ama onlarla aynı zamanda hesaplaşan nesiller yetiştirmek zorundayız.
Aksi takdirde korkarım yarınımız bugünümüzü aratır hale gelecek. Bunu da hiç istemeyiz. Hocam, Türk Milli Eğitim Sistemi'nden bahsettiğiniz için aklıma geldi. Üniversitelerin felsefe bölümlerine baktığımız zaman bu felsefi anlamda eğitimin eskisi kadar 1900'lerin başlarındaki kadar yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü biliyorum ki felsefe bölümünün giriş puanları ya da sıralamaları oldukça düşüyor, gün geçtikçe düşüyor ve daha yetkinsiz insanlar toplanmaya başlıyor. Sadece bölüm okumak için giden insanlar olmaya başlıyor. Bu noktada da nasıl bir ilerleme kat edebiliriz? Şimdi elbette böyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız ama yine biz iğneyi kendimize batıralım. Biz birlikte olma şansı bulduğumuz, karşılaşma şansı bulduğumuz insanlarla ne yapıyoruz? Zamanı neyle dolduruyoruz? Ve nasıl bir nitelikli felsefe eğitimi verebiliriz? Nitelikli felsefe eğitimi tek taraflı olan bir şey değildir. Yani felsefe slide'la verilecek bir ders değildir. Ya da bir ders notuna indirgenebilecek bir faaliyet değildir. Mutlaka iyi niyetle birlikte düşünmek, birlikte okumak, birlikte muhakeme etmek, birlikte sorgulamak ve birlikte alternatif üretmek meydanıdır. Felsefe bir özgürlük meydanıdır bu anlamıyla. Ve o özgürlük meydanında siz kendinizi tanırsınız. Kendinizi tanıdıkça düşüncelerinizi tanırsınız. Düşüncelerinizi tanıdıkça insanlığın evrensel düşünürleriyle hemzaman olursunuz. Yani o zaman Sokrates sizin çağdaşınız olur. O zaman Descartes sizin çağdaşınız olur. O zaman Bergson, Kant, Hegel, Farabi, İbn Sina, Yusuf Has Hacip sizin çağdaşınız olur. Hazreti Mevlana, Hazreti Yunus, Niyazi Mısri, İbn Arabi, Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken sizin çağdaşınız olur. Bütün bu zihinlerle çağdaş olmak demek, onlarla birlikte düşünebilmek demektir. Bu çok yüksek bir imkandır. Bunu eğer sevdirebilirsek, bu kapıyı açabilirsek, hangi puanla geldiklerine bakmaksızın, öğrencilerimizin ve yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın, birlikte yol yürüdüğümüz insanların gelişmesine bir katkı sunma imkanımız vardır. Hocam, bunları sağlamak için Türkiye'deki felsefeye baktığımız zaman önünde birçok engel olduğunu da görüyoruz. Bu engelleri nasıl aşacağız? Evet, bunları sağlamalıyız ama nasıl yapacağız? Bu noktada ne düşünüyorsunuz acaba? Evet, bu da kritik bir soru elbette. Evet. Yani belki elimizde hazır bir reçete yok. Evet. Ama şöyle söylenilebilir. Bu her şeyden önce Türkiye'de felsefenin itibarını düşünen ve onu yükseltmek için çalışan insanların organize olmalarıyla da alakalı. Çünkü tek başınıza bir kişisiniz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demiş atalar. Dolayısıyla bir olmak, birlik olmak, birlikte olmak çok önemli. O bakımdan da felsefenin de örgütlenmeye ihtiyacı var. Nitekim Türk Felsefe Derneğimiz bu örgütlenme işini üstlenmiş vaziyette. Değişik üniversitelerde seminerler, konferanslar, paneller veriyor. Felsefecileri birbirleriyle tanıştırıyor ve onları ortak değerler, ortak fikirler, ortak idealler etrafında bütünleştirmeye çalışıyor. Bu gayretlerin artarak devam etmesi lazım. Peki hocam, üniversiteler dışında felsefenin gelişimine katkıda bulunan kuruluşlar Türkiye'de oldukça fazla. Bu kuruluşların doğru işler yaptığını siz düşünüyor musunuz? Yani felsefeyi geliştirmek adına doğru işler yaptığını düşünüyor musunuz? Elbette her gayretin bir karşılığı var. Ve o bakımdan ne kadar bu mahfiller, ortamlar çoğalabilirse ve burada doğru örnekler sunulabilirse topluma, o kadar yol alınacaktır. O bakımdan ben her gayreti iyi niyetli olarak görüyorum ve oralardan istifade eden gençlerimizin sayısının artmasını ümit ediyorum, diliyorum. Biz de karınca kararınca buralardan herhangi bir teklif geldiğinde ona icabet etmeye çalışıyoruz. Hocam, son olarak da programımızı bitirmeden önce size şunu sormak istiyorum. Toplumun felsefi anlamda hocam düşünce sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz bu bağlamda? Sizlere son sözü de bırakmış olayım. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu imkanı verdiğiniz için ve bu meseleleri mesele edinip araştırdığınız için. Elbette toplum bizim varlık koşulumuz ve toplumun içerisinde bulunmuş olduğu düşüncenin kalitesi geleceğimizi belirliyor, tayin ediyor.
Dolayısıyla burada bir toplumsal iyileşme adına, toplumsal kalkınma adına felsefecilerimize, akademisyenlerimize, bilim insanlarımıza, aydınlarımıza düşen büyük görevler var. Hepimiz sorumluyuz ve hepimizin bir kenarından tutması gereken bir realiteyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir manevi kalkınma, insani kalkınma, ahlaki kalkınma, düşünsel kalkınma kavramına da ihtiyacımız var. Kalkınma dediğimiz şey sadece sanayileşmeyle olan bir şey değil. Ya da kişi başına düşen refah ya da gelir düzeyiyle alakalı değil. Öyleyse insani bir kalkınma kavramına çok derinden ihtiyacımız var. Ve bunun temelinde de doğru düşünmeye, etik düşünmeye, kritik düşünmeye ve bunun da bir gelenek ve ortam olarak toplum katmanlarına sirayet edilmiş olmasına ihtiyacımız var. Bunları yapabilirsek gelecekten ümitli olabiliriz. Bunları yapabilirsek daha yaşanılabilir bir dünya, daha yaşanılabilir bir toplum kurma hedefine doğru ilerleyebiliriz. O bakımdan biz felsefeden, bilimden, sanattan çok şeyler bekliyoruz. Bu kültürün toplum katmanlarına yaygınlaştırılması adına kim elini taşın altına koyuyorsa o çok mübarek bir iş yapıyordur. O hem toplumsal aydınlanmaya hem de bireysel aydınlanmaya hizmet ediyordur. Ve bunun olabildiği toplumlar da geleceklerinden emin olan toplumlar olacaktır. Dileriz bu mahfiller çoğalır, bu hizmetler çoğalır ve biz de geleceğimizden daha ümitli bir şekilde bahsetmek ve müsterih olmak imkanına kavuşuruz. Tekrar teşekkür ederiz hocam programımıza geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Değerli Zorba TV dergi izleyicileri, Düşünsel İzdüşümler programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.